Selamlar dostlar. Metin 2 Marmara'nın yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Zaman çatlarında parasıyla şarkı sürüyorum. Parasıyla eldiven görevi de yapıyorum. Bana oyun içinden veya YouTube yorumlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. iyi seyirler. Şöyle 8 kadar cesaret pelerini bu arkadaşa 2 bonundan satıyoruz. Hayırlı olsun. Böyle başka da cesaret pelerimiz kalmadı. Sadece 120 tane kaldı. Ve pazarda gezinirken 1500 gaya satın aldım. Sadece 3 bona. 500 gayesi bir bona geliyor. Gayet güzel. Kahraman set veya kahraman item atarken bunları kullanıyoruz zaten. Şöyle pazarımıza bir bakalım. 4 bon 80 birim. Altın okeylerimiz satılmış. Gümüş okeyimiz hala duruyor. Belki fiyatını düşürebiliriz. 100 tanesi 10 bona da koyabiliriz. Bakalım bu şekilde de kalabilir. An itibariyle de kralı yakaladan altın alacağız. Şöyle 5'i şuraya koyalım. 500 kaç puan oldu? 530 puan oldu. Kralı seçelim. Kral da burada. Kaç puan aldık? 640 puan. Gayet güzel. 5'ler de buradaydı. Bir şu 4'ten puan alamadık. Bir de şuradaki 1'den puan alamadık. Yola yakalayı da çözdüm yani. Artık güzel bir şekilde oynayabiliyorum. Eskiden bilmiyordum bunu oynamasını. Şu anlık bir sıkıntı yok. Ee, burada da bu arada e, suramızın yan karakteri ETP yapıyorum. Ve yine aktardım mı? Bir 10-15 dakikada ETP'miz de burada bitmiş oluyor. Hemen gidelim e, başka çarlarda da ETP yapayım. Evet dostlar bir aylık yağma pet satın alacağız. Bonsan ısığını YM yazıyor. Yağma yani. Siz de alırken dikkat edin. Dolandırılmayın. Yağma yazması gerekiyor. E, aynı zamanda da yazıyor zaten açıklama kısmında. Senin için otomatik olarak eşyaları toplar diyor. Bir aylık 63 fon. Çok da uygun fiyat. Zaten her türlü bir ayda bunun parası çıkıyor. Hayırlı olsun yazalım arkadaşa da. Evet biraz önce bonsa almıştık 30 günlük. Bir baktık e, nesneyi de müzayedeye 30 günlük yağma pet geliyor. Astra Belem'de 15 canavarlara karşı güç veriyor. Bizimkinden çok daha iyi. Evet şöyle 10 saniyesi kaldı. Ee, bakalım olabilecek miyiz? 7 6 5 şu anda işareti geldi. Hemen aldık 3000p aldık. Vallahi aldık. Çok güzel. Çok güzel. Müzayedelerden eşya almak çok zor arkadaşlar. Aldığıma çok sevindim. Bu arada bizim zaten bir 5 günlük mü 6 günlük mü ee, ne mainimiz var. Hemen Nesne Market depomuza baktığımızda da Astravel ganimet. Ee, çok güzel oldu. Artık bunu kullanacağız. ve Enimizi at atarız depoya. Hatta şöyle de göstereyim. Astrabel ganimet diyor. 15 canavarlara karşı güç veriyor. Bizim Vayne yağmamız 1500 ipi 5 delici veriyor. Yani del 5 delici çok aşırı önemi yok arkadaşlar. E, slot kestiğimiz için canavarlara karşı güç bizim için her türlü daha iyi. Hatta bunun bir de Kral Leonidas mı o tarz bir pet vardı. O da 15 Belserker veriyordu. Aynı zamanda da yağma pet. O da mesela çok güzel. E, Vayne, Bonsa bu tarz petler aslında çok e, güzel petler değil. Ama bizim bir aylık da Bonsa'mız var. Yani totalle bir 2 aylık e, yağma petimiz oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Elementer dünyada bol bol farm yapacağız. Galiba kazık yedik arkadaşlar. 2600 epler'e düştü. Hala bitmedi de. Yani normalde beklesek düşmez direkt e, biter stoğu. Ben anlamıyorum bizde mi şans yok bilmiyorum artık. Yapacak bir şey yok. Neyse hayırlı olsun tekrardan. Şöyle arkadaşlar totalde 2K ep kuponu satın aldım. E, 15.5 vondan ikisini de şöyle göstereyim. E, alırken kayıt almadım. Bunların bir tanesini şamanla bozduracağım. Şöyle şamanın e, nesne marketinde göstereyim. 1300 epimiz var. Şamana da lazım oluyor hep. Diğer bir kayıp kuponunu da, da bozduracağım. E, Sura'mızda da sonuçta eple ile Astrabel aldığımız için ona da ep lazım oluyor sonuçta. Her ne kadar göstermesem de 3 tane otomatik avaç şarabı bırakıyorum arkadaşlar. ikinci köyde. 60 tane altın kral, 99 tane de gümüş kral kasmışız. 99 tane gümüş kralı satarız. Hiç açmak istemiyorum ama altın da açması gerçekten çok zevkli. Böyle açmaya başlayalım. 60 tane altın kral ganimeti. Kutsama parşömeni saldırı, Apet kitabı sandığı attı. Ay attı. Hocam bol bol metal istiyorum aslında. Destan skor da çok güzel olur. Aslında destan skor bizim için baya iyi olur. Titan dioksit çıktı. Aynen titan dioksit demirci taşı falan çıkıyormuş. Ben bunları bilmiyordum. Gayet işimize yarayan şeyler. Bir tane daha demirci taşı çıktık. Ee, kahramanlık madalyası. Hocam metal hiç... hiç. mi yok metal? Bir tane varmış metal. Evet tabii bir tane daha çıkarsa en azından çok daha güzel olur. Yani bu 60 tane en az bir 20 won ediyor diye düşünüyorum. Hadi en kötü bir tane daha ay taşı çıktı. Güzel. Ee, aslında ay taşıyla bizim yapacağımız şey belli oldu. Şu okyanus ayakkabısını e, direkt bir 9'a denemek istiyorum. Tabii mitrilimiz yok. Ben bir mitril satın alayım. Satın almadan şu destansiyi bir açalım. Efsanevi Grana. Gayet güzel. Ama gerçi Grana çıktı ya. Yakut çıksaydı çok daha güzel olurdu. Değerli korumuzu da açalım. Ender Elmas. Ender Grana. E, metal. Onun dışında bir Titan Dioksitimiz. 3 tane demirci El kitabımız. Şunları da açalım. Zen fasulyesi çıktı. Güzel. E, onun dışında para eden bir şey var mı? Titan Dioksitimiz var. Bunlara da açalım. 10 mil tane kor veriyor. Şunları da hızlı 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 aç aç aç. Evet kitabı sandığı 2 tane. Bunların ticareti var mı bilmiyorum ama aç gitsin. Yenilmezlikle büyü bozma kitabıymış. Biraz doğru yumurtası bunu da açarız. Vallahi normalde açmayacaktım 99 taneyi ama açalım hadi ya. Metal biraz daha metal çıkartalım. Hiç çünkü beni tatmin etmedi e, bu bir metal. Bu arada metal durumunu baya bir kısmışlar arkadaşlar. Ben yani e, bu kralı metinden daha önce de, de açtım. Ya böyle değildi gerçekten çok kötü. Abi hiç metal vermedi bu arada. Şaka mısın sen? Ha, bir tane verdi şimdi. Yani 99 taneden sadece bir metal aldık. Leş hocam gerçekten leş. Bir tane de bağlı efsun nesesi almışız. E, bunlar falan zaten çöp. Soylu korlarımız var. İşlenmemiş attı. Çok çöp yani gerçekten. Bir daha muhtemelen açmam arkadaşlar. Direkt yani zarak Bayağı bir 20-30 bon zarar ettik. Malzemeleri toparladım. Hadi bakalım şu Arkyonus ayakkabısını artı 9 gerçekten çok istiyorum. Şöyle e, bir nekten inme taktiği yapacağım. Evet hayır evet hayır. Evet hop. Güm. Bir kere de normal deneyelim. Şöyle hayır, hayır, hayır. Evet. Yine yandı. E bu isemlerin arkadaşlar metalle 9'a geçme şansı çok düşük. Sağlık olsun ama demirciyle de atmam yani. 8 bir şekilde kalması için. Bizim için çok daha iyi olur. 7'ye falan hiç düşmesin. Kuşaklardan üste gittik. Şöyle bir adet kişiye özel e, yapma şansımız var. Geçti çok güzel. 14 emiş hiç sıkıntı yok. En azından parayadan bir kuşak elde etmiş olduk. Süper oldu. 2 adet gazalar yumurtasını açtım. İkisi de 3 skill çıktı. Şöyle bakalım 1.3 e, başlamış 1.2 de savunması var tip 2 maalesef buna geçelim 1.6 savunması tip 6 ol be tip 4 imiş ara be Tip 6 güzel oranda bir gazador yakalarsak güzel fiyatlara satılabiliyor ama yapacak bir şey yok Bu arada bende çok önceden kalma şöyle bir Razador peti var arkadaşlar hemen göstereyim 1.6 HP başlanmış 1.4 savunması ve tip 5 arkadaşlar 69 gündür yaşıyor. Normal ömrü de 5 gün. Ee, bana oyun içinden ulaşabilirsiniz. Bu pet satılık. Ee, 3 fon artı nakliye Size satarım. Şöyle bir adet de Antika'ya elmas deneyebiliyoruz. Geçtin mi? Geçtin. Çok güzel. 1.5 pon cepte. Şaka gibi. Neredeyse hepsi geçti. Antika'ya da Yakut deneyebiliyoruz. 8 işlenmemişten mi? 9 işlenmemişten mi? Ne? 2 tane <laughs> Ender Yakut çıkarmış olduk. Bu kesin yanacak. Tahmin ediyorum. Çünkü diğerlerinin neredeyse hepsi geçti. Hep şırp sağlık olsun. Annesi 25M'den hidra sandığı satın aldım. Normalde hidra metal için açılır. Yalnız ben aynı zamanda hidra yüzüğü için de açmak istiyorum. Çünkü sürekli arkadaşlar elementer dünyaya gitmek için hidra yüzüğü gerekiyor. Bol bol lazım bize. E, güneş yüzüğü, kutsama kağıdı, rastgele sandığı. Hocam e, bol bol hidra yüzüğü istiyoruz. Bir tane kuşak attı. E, bu arada şu anda atmalı kuşaklar 2 bondan fazla para ediyor. E, kötü ruh da olur. Ama bak hidra yüzüğü istiyorum sadece ya. Bak hidra yüzüğü. Yani normalde e, istemesek yüzlerce çıkar. Bir tane bile çıkmadı hocam. Şimdi gider bir tane de metal veriyor bize. E, tekrar açmamız için. Bütün türlü kovma verdi. Mavi inci, hayalet dalı. Hocam çok leş attı ya. Vallahi çok leş attı. Biraz daha ben şu parayla bir açmayı deneyeyim. Evet bütün paramı bitirdim. Şöyle açmaya devam edelim. Bir tane daha kuşak çıktı. Güzel en azından deneyebiliyoruz. E, beyaz inci, hidra yüzüğü. Evet güzel bir tane hidra yüzüğü almayı başardık. Ama metal de çıkarsan tabii mutlu edersin bizi. Metalle çık yani. Kötü ruh kovma bir tane daha attı. Kötü ruh kovma geçit bileti. Ee, peki bir tane daha hidreziy büyülü metal aldık. Süper. Kuşak bir tane aldık. Aslında bu e, zarar yazmaz arkadaşlar ya. Çünkü 4 4,5 bon e, metal ediyor. Bir tane de üstte kuşak geçeceksek 7 bon falan para hatta kar bile diyebiliriz. Hiç içimden geçecekmiş gibi gelmiyor kuşaklar. Bakalım. Harbiden ya ben bu gerçekten çok güzel bir e, müretşim şeyi yemişim gerçekten. İkincisi de yandı bu oyunda bir şeyin olup olmayacağını ben çok güzel tahmin edebiliyorum. Neden tahmin ediyorum, neden böyle bir yeteneğim var bilmiyorum ama şu anda bir, bir tık tilt oldum yani. Şöyle metalimizi 4.3 fondan satıyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah kendisi geçirir. Biz metalle geçiremiyoruz. Bari millet geçirsin. Yine bütün paramı hidralarla bitirdim. Şöyle açmaya başlayalım. Kötü olma. Ee, bir tane daha kuşak istiyorum bu arada. Bu, bu şekilde kalmasın. Envanterimizde en azından üstü atalım. S yumurtası çıktı. Protein lokması. Geçit bileti. Geçit bileti. Ee, tekrardan geçit bileti. Hocam bir tane daha metal ver. Yanında da bol bol hidro yüzüğü ver. Ama çok kötü veriyorsun Metal Touch kitabı falan hiç ihtiyacımız olmayan şeyler. Valla istesek e, bol bol hidro çıkar. Yani pardon istemesek çıkar. Ama şu anda herhalde istediğimiz için hiç vermiyor. Son 5 tanemiz. E, paradan da bir şey e, çıkmadı. Evet arkadaşlar battık. Son iki sandığımız geçit bileti. Hidga yüzüğü. Ha, bir tane çıktın. Allah razı olsun yani. <laughs> 4 vona bir tane Hidga yüzüğü almak da güzelmiş. En sevmediğim şey en sevmediğim şey kuşak da şöyle ona miş kaldı ya burada. Üstü atamıyoruz ya beni tilt ediyor. Dostlar elementer dünyadan inmiştim. Tam şöyle çay bir markete satıyordum. Yalnız şöyle bir şey gördüm ya tam satarken. 20 şeytanlı küpe düşürmüşüz. Çok güzel bence bu bir won falan eder. Çünkü artı 9'ları güzel para ediyor e, 20 şeytanlıları. Bunu da mutlaka alan olur diye düşünüyorum. Güzel oldu yani ben bu tarz şeyleri pek düşüremiyorum genellikle şansım olmuyor ama e, ilk defa böyle bir 20 şeytan küpe düşürdüm çok güzel oldu. Şöyle yine bir antika'ya yakut deneyebiliyoruz tabii ki yakıyor. E, bu arada full işlenmemişlerden Ender'e kadar geçmişti ama bir antika'ya yakut yapamıyoruz kafa yiyeceğim. Tam tamına da 42 set kralı yakalı olmuş bu çarda bunların hepsini bir oynayayım geleyim ben. Evet ikinci denememizden güzel bir altın alacağız şöyle kaç puan oldu 660 puanla üstte de pardon 680 puanla üstte de adımız çıktı. Evet yine çok şanslıyız bir altın daha aldık şuradan 5'ten puan alacağız ee, sonra kralı seçeceğiz kraldan da çok güzel puan alacağız. 740 puan yani oyunda ulaşabileceğiniz max puan arkadaşlar 740 puan çok güzel bir 5'li daha altın aldık. Mesela bazen de böyle eller geliyor arkadaşlar. 5 ile şu an başka hiçbir yerden puan alamıyorum. Her taraf kirli. Mecburen şimdi 5'in yerini seçeceğim. E buradan puanımı alacağım. 320 puanımız oldu. Kralın da yerini bilmediğim için herhangi bir yere rastgele tıklayacağım. Yani belki %5 ihtimalle ancak gümüş alabiliriz. Altın zaten alamayız. Mesela diyelim şurayı seçtik. Aynen çıkmadı. Mecburen bronz aldık yani. Yapacak bir şey yok. Kral buradaymış. Evet çok ilginç bir oyundu aslında. Hiç gümüş alamadım. Normalde genellikle gümüş veya altın alırım. Bunda 27 tane bronz, 15 tane altın. Aslında altınlar zaten e, kurtarıyor ama 27 tane bronz almayı beklemiyordum. Bir tık şanssızdık. E, hiç gümüş alamadık. Şunları bir açalım. Hızlı hızlı belki tekrardan kral ganimeti çıkar. Aynen bir tane çıktı. E, bunu da basalım sonra oynarız. Böyle bir aloğumuzu da verelim. E, kırmızı ayet dalları. Hocam özütle yaktı ya. Yakmasaydı iyiydi be. Evet dostlar şöyle bir çarka girdik. E, ikinci kata kadar çıkabildik. E, 100, 150 100 150-200'e falan harcadık. Çok fazla harcamadık. Belki 250 yaptık. Ama nesne market bir tık sıkıntılı. Şöyle bir nepe kadar ikinci katta takılmak istiyorum. Önemli bir şey olursa size göstereyim. Evet Fortuna bizi öptü. Ama ilk de 500 hep, 500 hep nereden diyorum. O Argon Ateş Goni'yi 500'den aldık. Yani keşke güzel bir ödül olsaydı da öyle Fortuna bizi öpseydi. Bakalım çevirmeye devam edelim. Burada nesne market bayağı bir sıkıntılı. Böyle bir 30 gün nazarı gördük. Tabi nerede yavaşlayacak? Aslında bir tık kötü yerde yavaşladım be. Vallahi bir tık kötü yerde yavaşladım. Yine bir 15 gün nazar gördük 3. seferimizde. Peki nerede yavaşladın? Yine kötü yerde yavaşladın. Yapacak bir şey yok. 3 saatlik tecrübe yüzüğü. Valla 60 gün nazar gördük. Gelirse çok tatlı olur. Ah be oğlum. Biraz daha geç yavaşlasaydın süper olurdu. Evet gaza geldik. Harcamaya devam ediyoruz. 30 gün bonsayı maalesef geçtik. Ne geldi hocam? Yok. Ay taşıyı da geçtik. Yapacak bir şey yok. Neyse şu epi bitireyim ya. Şarkada girmiş olduk yani. Bir önceki şark denememizde zaten baya bir nazar falan çıkarmıştık da. Nesne market çok sıkıntılı ya. Çok sinirlendim şu an nesne markete. Adam gibi çak bile çevirttirmiyorsunuz bize. <laughs> Bakalım bundan ne gelecek? Bunda, bu da fıs hocam. Yine bize Fortuna öptü ama yani. Kötü öpüyorsun kardeşim. Fortuna yani. Şöyle bir 30 gün nazar versem mi acaba ama çok çok hızlısın çok hızlısın hocam o kadar hızlı olmaz. Şöyle bir 30 gün daha nazar ama yine yanlış yerde yavaşladın hocam. Hiç böyle nazara yakın olan yerlerde yavaşlamıyor ama ya. Bak altta 60 gün üstte 60 gün nazak. Buradan da alamıyorsak yani gidelim artık yani. Abi hidra yüzüğü çok güzel hidra yüzüğü bize çok lazım sinirlenmek şu anda istemiyorum. Ve son hepimiz arkadaşlar. Son çevirmemiz. Nazarı göremedik. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Verme tecrübe yüzüğü. Tamam. Lezzetli lokma olur. Petimize yediririz. Şöyle çaktan bir tane artıla Evsun'un nesnesi çıktı. Şu ateş ayakkabısını atmak istiyorum. Aslında Evsun'u güzel ama niye 2K ipi 10 kritik gelmesin yani? Evet. Niye gelmesin ki? Niye gelsin ki? Pardon. Bunu seçelim de yanlış bir şey seçmeyelim. Sonra paramızı iş etmeyelim. Şu 15 taneyi de açalım ya. Vallahi canım istedi. Destansı kolla başladık. Hadi oğlum. Antika granat. Tamam. Sıkıntı yok. En azından sandık fiyatından daha pahalı bir şey. Pet kitabı sandığı. Canavar avcısı çıkmadı. Bu arada hep dayanıklılık şaman çıkıyor bize ya. Vahşi kaplan hocam. Bu neymiş böyle ya? 10 kritik şansı. Çöp hocam. Aa bak. Bu güzel. Yırtıcı aslan. Bu güzel. Bizde bir tane var aslında ama bu çok güzel. Ya arada falan böyle afk farma falan bırakıyorlar bunlarla. Çok güzel bir pet. E, pet diyorum. Binek. Bir tane daha destansı kor. Artık bir efsanevi bir korumuzu alalık mı? Alamadık. E, Efsun destesi atarız hocam. zeytin taşı destesi çöp. Kral destesi çöp. Hız iksiri çöp. Ejderha sandığı olsun. Bununla simya uzatırız. Bilgelik iksiri çöp. Akik çöp hocam. Evet şöyle mevlüt kardeşimizden 30 bon alıyoruz. Bu 30 bon bu arada 2 önceki videoydu yanlış hatırlamıyorsam. Kahraman set atmıştık 60 bona. 30 bonunu vermişti. 30 bonunu da şimdi alıyoruz. Hayırlı olsun. Evet kahraman parçalarımın hepsini envanterime aldım. E, soylu parça denemek istiyorum arkadaşlar. Duruma göre belki iki deneme falan olursa silah mazarıma ve e, kaskımın kahramanlarını söküp e, soylu denemesi yapmak istiyorum. Yani çok düşük bir ihtimal ama artık böyle soylu set çok istiyorum. Bakalım kaç tane soylu alabileceğiz. Bu arada e, bilmeyen de vardır mutlaka. VS diyoruz buradan. Mesela kahraman soylu parçası. Bu arada 5 istiyor. Bir tanesinden bayağı bir yank e, gerekiyor yani. Bir tane mesela soylu silah parçası yaptık. Bunların hepsini bu arada %70 şans var ama yani o kadar %70 bile değil. %50 diyebiliriz aslında biz ona. Hepsini ben bir yapayım geleyim. Evet arkadaşlar neredeyse paramız bitti. Daha kask parçası baya bir var. Şimdilik yapmayacağım. Zaten her türlü en az 2 deneme yapabiliyoruz. Silah parçamız da 60'ı geçti. Bu arada bizim depomuzda da e, normal battle pass görevinden kalma kask ve soylu e, kask ve zırh soylu deneme hakkımız vardı. Onları da bir toplayayım. Gayamız da var. Hadi deneyelim bakalım. Evet yanlış bilmiyorsam 500 marka karşılığında set, etk set etkisini sil diye bir şey var. Şundan bir, bir tane bir alıp deneyelim. Ee, eğer olursa iki tane daha satın alıp şu üç tanesini kahramandan sökmek zorunda kalacağız. Böyle bir deneyelim. Ee, kaskla deneyelim. Aynen doğru. Ben bir iki tane daha alıp geleyim. Evet dostlar heyecanlı ana geldik. Soylu zod yüzde yirmi şansı var sadece. Abi çok tek atarsak çok güzel olmaz mı? Başarısız bu da başarısız. Artık herhangi bir şeyimiz kalmadı. E, ee, Zodiac kalıcını yaktığımıza göre. Geçelim şimdi şeye. E, set zırhı oluştuk. Nerede hocam? Aynen burada. Artı 15'i seçelim. Tek attık mı atamadık. Vay zırhımız soylu oldu. Ama şu an hiçbir şey yaramayacak tabii ki. Hemen kaskı deneyim, denemeye başlayalım. Silah bizi bu arada çok zorlayacak kime emanet vereyim onu da bilmiyorum. Yoksa böyle 80-100 bana falan atıyorlar diye biliyorum ama. Askı deneyelim hocam. Yandı. Yandı. Yine yandı. Gayamız bitti galiba. Aynen gayamız bitti. Paramız yeterse ben bir gay alıp geleyim. Evet son hakkımız. Top. Maalesef yandı. 380 tane kask başımız var. Gerçi yangımız da çok az kaldı ama şunları bir denesek mi acaba? Kaç tane çıkar ki 380 taneden? Sanmıyorum bir deneme daha çıkacağını ama. 5M5 5M emiyor hocam. imkansız. Neyse deneyelim bunları da. Elbet lazım olacak. Evet şöyle 23 tane soylu kas parçamız. 23 tane soylu silah parçamız. 60 tane de soylu zırh parçamız var. Bu arada arkadaşlar kahraman set artık atamayacağım. Malum kendimize soylu atmamız için bol bol parça kasmamız gerekiyor. Onun dışında 60 tane soylu zırh parçam olduğu için e, soylu zırh deneyebilirim isteyene. E, geçerse 80 mon alırım. E, bu videoyu burada kapatalım. Artık daha fazla ne kadar zarar edebiliriz zaten. Her şeyi denedik, her şeyi yaptık. Buraya kadar izlediyseniz bir like, bir de abonelik yazar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.